Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir yelek çalışması yapacağız. Bugünkü yeleğimiz e, renk olarak erkek bebeklere daha uygun olacak rengi tercih ettim. Ama e, renkleri kızlara uygun tercih ettiğimizde de yapım aşamasında hiçbir değişiklik olmadan aynı şekilde kız bebeklerimiz için rahatlıkla örebilirsiniz. Evet şimdi yeleğimizin yapımına geçmeden önce genel olarak bir tanıyalım. Ön kısmında şöyle bir tarafında sadece kol ayrımına kadar tek renk örmeyi tercih ederken diğer tarafında çizgili olarak örmeyi tercih ettim. Roba kısmından yani yakamızı ayırdıktan sonra ise her iki taraf için aynı rengimi kullanarak bir bütünlük oluşturdum. Arkasını çevirdiğimde ise arkasında Belli bir kalınlık lastik havası vermesi için kalınlığımı ördüm ve sonra hareket için çizgilerimi yaptım. 3 sıra 3 sıra görünümünde sarı rengimi ördüm ve yukarıya kadar bakınız tamamladana kadar gri rengimi tercih ettim. Şurada Ensemiz için belli bir oyuntu bıraktık ve omuzlarımız üzerinden birazcık daha örmeye devam ettik arkamızda. Şimdi bir tane ip kullandım. Gri'mden de, sarımdan da. Her ikisi de tam olarak bitirmedim. Her ikisinden de biraz kaldı. Diğer farklı örgülerde kullanılmak üzere onları daha sonra kullanacağız. Şöyle küçük bir ayıcık da yaparak yeleğimize farklı bir hava katmak istedik. Evet. Yeleğimiz 0-1 yaşına kadar olan bebeklerimiz, bu aradaki bebeklerimiz kilosuna uygun olarak giyebilirler Şöyle ölçüsünü göstermek istiyorum. 32 santim ileğimizin en üst bölümden en uç bölüme kadar olan uzunluğu, kol altından genişliğimize bakacak olursak 25 buçuk santimde. Kol altının genişliği birazcık daha esneme payı olduğunu bu gibi örgülerimizde unutmayalım Evet yeleğimizi 3 numaralı tığımla ördüm Grim nispeten sarı ipime nispeten birazcık daha kalın Nakon'un elit babysi ile grimi ördüm Nakon'un minnoş bir ile de sarı kısmını ördüm. Sizler dilediğiniz marka ve e, ürünleri tercih edebilirsiniz. Tabi dilediğiniz renkleri sadece sorduğunuz için e, ben söyleme ihtiyacı hissettim. Yoksa hiç fark etmez. Hangi ip e, yaşadığınız şehirde daha rahat ulaşabiliyorsanız o iplerle örebilirsiniz. Şimdi yeleğimizin yapımına birlikte geçelim ve inşallah hiç e, takılmadan gayet güzel ve rahat bir şekilde yeleğimizi örerek tamamlarsınız. Evet kolay gelsin. Erkek bebek yeleğimiz için başlamış olduğum arka ve önü görmekteyiz. Şimdi ben e, ön hazırlık olsun diye düz olduğu için kola kadar kol ayrım yerine kadar her ikisini de ördüm kol ayrım yerine kadar dümdüz bakınız arkamızdan 1 2 3 4 5 6 sıra ördüm sonrasında gri ördüm 2 sıra sarım 2 sıra gri sarı şeklinde hareket kattım önümüzün birini ise sadece gri olarak çalışmak istiyorum ve kol ayrım yerine kadar her ikisini de örerek tamamladım şimdi ölçümüzü şu şekilde vermek istiyorum tam bir net olsun diye bakınız 24 buçuk santim Arkamızın eni yüksekliğe bakalım yüksekliğimiz ise kola kadar 18 santim çok az bir şey var o da önemli değil 18 santim diğer önümüzün bir tanesinin enine bakalım 13 santim evet diğer önü de sizlerle birlikte başlayacağız ama öncesinde anlatmak istiyorum. Bakınız 50 tane zincir çekerek arkamı örmeye başladım burada ilk iki sırada farklı bir teknikle battım. Sonrasında hep aynı teknikle devam ettim. İlk iki sıra farklı bir şekilde batışımızı yaptık. Burada da aynı bakınız. İlk iki sıra aynı şekilde uygun olması için farklı teknik. Geri kalan yerleri ise daha dipten alarak örmeye devam ettim. Evet şimdi 50 zincir burada çekerek başladım. Şurada ise hemen trabzanımızı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 tane trabzan üzerine de buradan başladık. Onun için 26 tane zincirimizi çekerek hemen başlayalım. Bütün e, hem arkamızın hem de düz renkte olan önümüzün bir parçası aynı şekilde başlanacak. Bir parçamızı göstermemiz, sizlerle birlikte çalışmamız yeterli. Daha sonra kol ayrım yerlerinin hepsini de birer birer çalışacağız ama bu parçamızda yeniden çalışmaya başlayalım zincirimi çekiyorum bir tane düğümümü attım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ve 26 tane zincirimi çektim tığımın başını doluyorum bir tane zincir geri çekiliyorum ikinci zincirin içerisine gelerek Batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Batıyorum, tek seferde çekiyorum. Başını doluyorum. Her zincir içerisine giriyorum, tek seferde hepsini kapatıyorum. Alıyorum, kapatıyorum. dilediğiniz markaları tercih edebilirsiniz. Yapmamız gereken tığımızın başını dolayalım. Zincirimize girip tek seferde çekelim. Tek seferde kapatalım. Sona kadar birer birer zincirimizi içerisine girip tek seferde örelim. Son zincirimize de tığımın başını doluyorum. Batıyorum. Ve tek seferde çekiyorum. Bir, iki tane zincirimi çekiyorum. Bütün zincirimin üzerine trabzanlarımızı bu şekilde tek seferde zincirin içerisine girerek ördüm. Ve burası örgümüzün ön yüzü. Şimdi iki zincirimi çektim. Arka yönümü çeviriyorum. Lütfen buraya dikkat edelim. Tığımın başını doladım. Hemen bakınız trabzanımın yanındaki şu göz var bakınız hemen bu göz içerisine şöyle göstermek istiyorum şu göze girerek batalım ve çekelim hemen dibine battım bakınız burayı bir trabzan olarak sayıyoruz ve devam ediyorum gözün içerisine batıyoruz bu sırada gözün içerisine giriyorum tek seferde çekiyorum başım doluyorum gözün içerisine giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Doluyorum. Minik gözün içerisine girerek çekiyorum. Doluyorum. Minik gözün içerisine girdim ve tek seferde kapadım. Doluyorum. Minik göze girdim, kapatıyorum. Minik göze girerek kapatıyorum. Sıra sonuna kadar her bir gözün içerisine bu şekilde girerek kapatalım ve son sıramıza kadar geldim yani son trabzanıma geliyorum arasına girerek batıyorum ve ikinci sıramızı gözün içerisine batarak tamamladık şimdi iki tane zincirimi çekiyorum bir ve iki bakınız burada gözlerin içerisine değil bu sıradan sonra aralara girerek batacağız bütün bölümlerimizde hem diğer önümüzde hem arkamızda İkinci sıramızı bu şekilde minik gözlerin içerisine batarak örelim lütfen. Sonra üçüncü sıradan sonrası 3 üç de dahil. Bakınız iki zincirimi çektikten sonra örgümü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen 1 ile 2'nin tam arasına giriyorum. Şöyle çekelim puslanmasın. Birinci trabzanla ikinci trabzanın arasına bakın ara noktasına gelerek batıyorum tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Ara gövdeyi arası bakınız. Minik göz değil. Gövde arasına giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Doluyorum, araya giriyorum. Lütfen dikkat edelim. Artık e, yeleğimiz bitene kadar bu şekilde örüyoruz. Minik gözlerimize batmak yok. Sadece ikinci sıramız için geçerliydi. Başını dolayarak batalım. Bakınız araya giriyorum. Her iki trabzan arası gözlerimiz değil. Sona kadar ilerliyorum, tığımın başını doladım, batıyorum. Bakınız şurada iki tane trabzanımız var gibi ama tek trabzan üzerine batmıştık. Bakınız, buraya bir tane araya giriyoruz. Buraya lütfen dikkat edelim. Tığımın başını doluyorum. Her iki hem zincirimi hem trabzanımızın arasına giriyorum, tam araya çekiyorum ve bitirdim. Bakınız, bir daha yapalım. Şurası bakınız, ilk başlangıçta hemen dibine battığımız yer tığımın başını doluyorum araya giriyorum ve bu son trabzanımız olarak tamamlanıyor bir iki zincirimi çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum tekrar dikkat etmenizi istiyorum lütfen tığımın başını doluyorum hemen dibine araya batıyorum yoksa bakınız şurası tırtıklı olabilir hemen dibine battım bir sonraki trabzanın üzerine değil hemen dip araya giriyorum tek seferde çekiyorum ve diğerlerinin arasına da aynı bu şekilde girerek örüyorum. Batıyorum tek seferde araya giriyorum. Tek seferde sıra sonuna doğru devam edelim. Orada yeniden görüşelim. Sıramın sonuna kadar geldim. Bakınız yine sıramızın en sonunda bir zincirimiz bir de aynı yere battığımız trabzanımız var. Şimdi bunun ikisinin arasına girmemiz gerekmekte. Bakın şuraya tığımın başını doluyorum hem zincirimi hem trabzanımın arasına giriyorum bir tane trabzan olarak örüyorum üzerine iki tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum tığımın başını dolayarak bir ile ikinin arasına şöyle hemen bakınız birinci trabzan ve ikinci trabzan arasına buraya giriyorum ve kapatıyorum burası beşinci sıramız bir iki üç dört beşinci sıramıza başladık beşinci sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Kenarlara dikkat edelim. Başlangıç ve bitişe başını dolayarak ana gövde içerisine girelim lütfen. Yine sıra sonuna geldim. Bakın zincirimizle batmış olduğumuz yerin tam arasına giriyorum tek seferde çekiyorum İki zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum birinci trabzanla ikinci trabzanın arasına girerek tek seferde çekiyorum ve altıncı sıramıza da bu şekilde başladım yedinci sıramızda rengimizi değiştireceğiz aralara giriyorum tam aralara Evet şimdi buradaki görmüş olduğumuz renk değişimini yapmak için hazırız. 6 sıramızı burada da ördüm. 1, 2, 3, dört, 5, 6. 7. sıramızı sarı rengimizle başlıyoruz. 2 sıra aynı rengimizi örüp sürekli değiştirerek istediğiniz sıklıkta yerleştirerek devam edin. En son trabzanımıza varana kadar ördüm. Şu şekilde ipimi alıyorum ve bununla kapatıyorum. Bakınız son trabzanımızı. 1 2 tane zincirimi çekiyorum. Dilerseniz ipinizi buradan kesebilirsiniz. 2 sırada değiştireceğimiz için çok da aslında kesmenize de gerek yok. Şöyle devam edebilirsiniz. Örgümün yönünü çeviriyorum. Sarı ipimi arka tarafa alalım. Çünkü örgümüzün düz yönü burası. Tığımın başını doluyorum. Hemen ilk trabzanımın arasına giriyorum. Tek seferde batıyorum. Bakınız şuraya girdim. Ve diğer trabzanların tam arasına girerek batıyorum. İpimi de arkadan şu şekilde gizledim. Şöyle çekelim. Tığımın başını doluyorum. Bütün trabzanlarımızın arasına ana gövdeye bakın. Üstteki minik gözlere değil. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Çok çok kolay. Sona kadar devam edelim. Sıramın sonuna geldim. Bakınız zincirden döndüm ve trabzanın oraya bir defa batıyorum. Her ikisinin arasına bir iki zincirimi çekip örgümü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak hemen araya giriyorum. Bakın batmış olduğum yere hem zincirim hem batmış olduğum e, trabzanım var. Bakınız. Sonrasında yine araya girerek uç noktama doğru ilerliyorum. En son yere girdim. Alıyorum. Kapatma yine yanda duran gri rengimi alıyorum. Son kapamayı onda yapıyorum. 1 İki tane zincirimi çektikten sonra yönümü çeviriyorum, tığımın başını dolayarak ilk araya giriyorum ve sonrasında aynı işlemlerimizi tekrar ederek kolumuza kadar ilerliyoruz. Evet, ikinci gri sıramızı ördüm, sarı rengimi alıyorum, sarımla kapatıyorum. Bir tane zincirimi çektim ve artık e, griyimi kullanmak istemiyorum. Kol yuvamı kesip üzerine sarı rengimle tamamlamak istiyorum ve sarı ipimle devam etmek istiyorum. Şu şekilde yüksekliğimiz yeterli 6 sıra buradan örmüştüm. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ve 26 sıramız tamamlandı. Şimdi kol yuvasıyla önümüzü kesmeye başlayalım. Hemen şuradan kol yuvamızı keselim bir tane daha zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum sadece tığımın başını dolamadan şöyle yapalım ilmeğimi buradan şöyle geçiriyorum kaydırarak ve bir sonraki trabzanımın içerisine giriyorum iki tane eksilmiş oldum bakınız iki tane eksildim bir tane daha giriyorum ilmeğimi kaydırıyorum 1 2 3 tane eksiltme yaptım 1 2 İki tane zincirimi çektim. Aynı yere batıyorum. Sonrasında başını dolayıp aynı yere batalım ve öne doğru devam edelim. İleğimizin ön tarafına doğru ilerlemekteyim. Kol yuvamızı ayarladık artık. Kolumuzu kestik ve yakamızı kesmek için en son noktaya kadar örerek geldim. Bir, iki tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen şuradaki bakınız ilk göze değil iki trabzan arasına değil daha sonraki trabzanımın içerisine gelerek batıyorum. Ve tek seferde çekiyorum. Bir tane buradan eksildik bakınız. Buraya batmadım. Diğerine battım ve evimizi açtım. Ve ilerliyorum. Kol tarafımızda artık kesme işlemi yapmayacağız. Orası dümdüz devam edecek. Burada birkaç sıra keserek yeterli oyuntumuza ulaşacağız. Şimdi kolumuza doğru dümdüz örüyorum. Kolumuzun bulduğu, bulunduğu yerdeyim. Tığımın başını doluyorum. En son trabzanımıza batıyorum. İki zincirimi çektim. Araya giriyorum. Herhangi bir işlem yapmadan dümdüz önümüze doğru ilerleyelim arkamızdan örerek geldim. Herhangi bir kesme işlemi yapmadık. Bakınız dümdüz geldik. Biraz önce kesme işlemi yaptığımızda 2 ile 3'ün arasına batmıştık. Şimdi en son bakınız şu kısma gelerek batıyorum. Şuraya sıramızı yine aynı şekilde götürüyoruz. 2 tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. Hemen dibine değil, bir sonraki yuvanın içerisine giriyorum ve kesme işlemimizi buradan tamamladık. Devam ediyorum. Birer birer kolumuza doğru örüyoruz. Herhangi bir işlem yapmıyoruz. Şimdi diğer taraftan dönerek gelelim. Yani yaka kısmında tekrar birlikte olalım. Giderken yine aynı hiçbir şey yok. Gelirken yeniden görüşelim. Kolumuzun bölümünden yine yaka tarafımıza geliyorum. Hemen şuradaki bakınız. Örmem gereken trabzanımı örüyorum. Kestiğime dokunmuyorum. Bir iki tane zincirimi çekiyorum. Bu tarafa geçmiyoruz. Hemen çeviriyorum tığımın başını doluyorum dibine değil bir sonraki trabzanımın bulunduğu yere batarak tek seferde çekiyorum ve şu şekilde bakınız yakamızın oyuntusunu yapmaya başladık şimdi dümdüz bu tarafa doğru yeniden devam edelim burada işlem yapmadan uç noktada yeniden görüşelim kolumuzdan yakamıza doğru yeniden geldim en son bakınız kestiğimiz yerin yanına batıyorum İki tane zincirimi çektikten sonra örgümün düz yönünü çeviriyorum ve bir tane daha kesme işlemini yapıyorum dibine değil bir sonraki yerin arasına giriyorum yine kol tarafına doğru hiçbir işlem yapmadan ilerliyorum sadece işlemimiz yaka kısmımızda oradan gelişte yeniden görüşelim yani koldan yakamıza doğru geldiğimiz zaman yeniden birlikte olalım tekrar yakamızın bulunduğu noktaya geldim kesme işlemimizin yanındaki bölüme geçiyorum. Tek seferde iki zincirimi çektikten sonra yeniden bakınız oyuntumuz bir bunu da yapalım. Ondan sonra oyuntu yapmadan ilerleyelim. Hemen dibine değil bir sonrakine yapalım ve ilerliyorum. Bundan sonra artık oyuntu yapmıyoruz. Bu şekilde istediğimiz ölçü gelene kadar örelim. Birebir örmeye devam edelim. Şöyle görelim bu kadar oyuntumuz yeterlidir yakamızın açıklığı için şuraya küçük bir de lastik çalışmamızı yapacağız. Yeterli oyuntuya ulaştık. Şimdi istediğim ölçü gelene kadar yani epey şöyle yükseltelim omuz bölgesine doğru. Sonrasında görüşelim. Şöyle kestiklerimize de bakalım bakınız. Gayet hoş hiçbir sıkıntı olmadan bu şekilde yukarıya doğru devam edelim. Evet yeleğimizin arkasını dümdüz örerek geldim. Yine burada arka kol oyuntumuzu açmaya başlayalım bir tane zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum sadece ilmeğimi geçiriyorum bir ikinci kez ilmeğimi geçiriyorum 2 ve 3 üç. üçüncüden sonra yani üçüncü ile birlikte iki zincirimi çekiyorum hemen kendi dibine batıyorum ve diğer tarafa doğru ilerliyorum arka olduğu için zaten az e, oyuntu yapmamız gerekiyor arkada Evet diğer kolumuzun bulunduğu noktaya doğru ilerleyelim. 3 trabzan kalana kadar buradan dümdüz örerek geldim. 1, 2, 3. 3 tane trabzan kalınca buraya geçmeyelim. Burası kol oyuntumuz olsun. Hemen örmeye devam edelim. bakın 1, 2, 3. Üçüncünün üzerinden geçmiştik. Hemen buraya batıyorum. 2 tane zincirimi çekiyorum. Oyuntumuz ikişer kenarda üçüncünün üzerinden ördük. Evet, şimdi arkasını çeviriyorum. Yeterli ölçü olana kadar yine bu şekilde tek defa, yani bir defa başını dolayalım, tek seferde çekelim şekliyle epeyce bir uzatalım. Kol oyuntularımızı ördükten sonra yukarıya doğru bir defa dolayıp başımı tek seferde çektim. Ve şurada gördüğümüz gibi omuzumuzdan 3 sıra daha örerek burada ensemizin için bir boşluk oluşturduk. Bebeğimizin rahat etmesi adına. Burada 3 sıra ördük. Diğer ön parçamızda birebir aynı sayıda ördüm. Şöyle sayacak olursak bakınız bu açık renk daha güzel görülmekte. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şurada da zincirimiz var bakınız. Tek trabzan sayıyoruz. Zincirimizle birlikte 13. Evet burayı aynı şekilde ayırdık. Şimdi omuzumuzu e, yeterli ölçümüze kadar örelim. Hangi yaş grubu için ne kadar büyüklükte yapacaksak o kadar ördükten sonra 3 sırada omuz oyuntusunu e, trabzanımız üzerinden yapalım. Şöyle sayıyorum kaç sıra ördüğümüzü. 2 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 toplamda 21 sıra örmüşüz. Bu tarafta aynı şekilde. Şimdi 12 tane trabzanımızı buradan sayalım. Şöyle ortadan başlayalım. Yönümüz aynı olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şuradan başlıyorum. Şu kısım ensemiz için boşluk olarak kalacak tığımın taktığım şöyle bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum ve buradan örmeye başlıyorum bu yönden çünkü devam etseydim bu yönden şu görüntümüz olacaktı farklı görüntü düşmesin bir iki tane zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak aynı yere giriyorum bir diğer trabzanımın tam arasına giriyorum bir defa başını dolayıp tek seferde çekiyorum 12 tane trabzanımız en son bakınız zincirimiz ve yanındaki trabzanımız aslında burası tek trabzan hemen örüyorum bir iki tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum ilk araya batıyorum her zaman ördüğümüz şekliyle ikinci sıramı bu şekilde başlatarak örmeye devam ediyorum bir sıra daha ördüğümüz zaman yeterli olacak ve arkayla herhangi bir işimiz şimdilik kalmayacak trabzanımı batıyorum ve en son zincirle trabzan arasına giriyorum şöyle görelim bir iki tane zincirimi çekiyorum batıyorum sıramı bu şekilde tamamlıyorum Üç sıra ördüm Son trabzanımı da örüyorum. Bir zincirimi çektikten sonra buradan ipimi keserek tamamlamış oluyorum. Daha sonra ipimizi içeriye alalım ve şöyle görelim. Bakınız ne kadar güzel oldu. Omuz oyuntularımız ensemizin boşluğu. Evet şimdi diğer yeliğimizin ön parçasında örelim ve son parçamızı da tamamlayalım parçalarımızı birer birer tamamladık. Arkamızı tamamladık. Geleğimizin diğer önünü tamamlamıştık. Şimdi kol ayrımına kadar örmüş olduğum parçamı da aldım. Bakınız. Tam kol ayrımının bulunduğu noktadayım şimdi. Şurada ipim burada. Burada kolumu keserek başlıyorum. Kolumu tek sefer kesiyorum. ikinci bir işlem yapmıyorum. Diğer tarafta ise yakamızı kesmeye başlayacağız. Şimdi rengimizi değiştirerek örmeye başlayalım. Son ilmeğime giriyorum. Son ilmeğim şöyle başını dolayarak almıştım ve ipimi geçiriyorum. Bir, iki tane iki zincir çekmeyelim. Bir tane zincirimiz yeterli olacaktır. Şuradan ipimizi kesip bağlayalım. Altta da gizleyebiliriz. Şöyle çeviriyorum. Hemen bir tane zincirimi çektim. Ilmeğimi şu şekilde kaydırıyorum. Tekrar ikinci bir şekilde ilmeğimi kaydırıyorum, üçüncüye geçiyorum. İki tane kesip üçüncüden devam etmiştik. İki zincirimi çekiyorum. İki zincirimi çektikten sonra aynı yere batıyorum. Kol oyuntusu için bakınız, iki tane ilmeğimi kaydırdım. Üçüncüye zincirimi çektim ve üçüncüden sonrasında yeniden işlemime devam ediyorum. Başını bir defa dolayarak alıyorum, başını dolayıp batıyorum. uca kadar gelelim. Kolumuzu bir defa kesmemiz yeterlidir. Daha fazla oyuntu isterseniz 3 ya da 4 tane de yapabilirsiniz. Oyuntumuzu ilerliyorum. Bakınız hemen önümüzün yaka kısmını öreceğimiz bölüme yaklaşmaktayım. Hemen şurası bakınız en son trabzanımızın bulunduğu nokta. Buraya da batıyorum. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Örgümün düz yönünü çeviriyorum. Orası arkaydı. Düz yönünü çevirdim. Ve kesme işlemine başlıyorum. İki tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Hemen yanına şuraya batmam gerekiyordu. Batmıyorum. Bir sonrakine batarak tek seferde örüyorum. Sadece önden kesme işlemi yapıyoruz. Arkadan kesme işlemimizi yapmıyoruz. Diğerinde yapmış olduğumuz gibi bu bölümü de aynı şekilde örüyoruz uca kadar devam edelim arkadan örüp gelelim arkanın ördüğümüz zaman yani arkanın sonuna doğru yeniden görüşelim arkadan örerek geldim kolumuzu kestiğimiz yerden herhangi bir işlem yapmıyorum bakınız şurayı kesmiştik hemen eğip battığımız yeri yanındaki trabzanımı örüyorum bir iki tane zincirimi çekiyorum örgümün düz yönünü çeviriyorum tığımın başını doluyorum hemen dibine değil bir sonraki trabzanımıza batarak ön yüzden yine kesme işlemimizi yapıyoruz ve hiçbir işlem yapmadan bundan sonra sadece başını dolayarak araya batıyorum ve arkadan yine aynı şekilde örerek geliyorum Önden keserek devam etmiştim. Sonra arkadan yine dümdüz herhangi bir işlem yapmadan geldim. Tekrar öndeyiz. Bakınız yakamızı kestiğimiz yerdeyiz. Hemen son trabzanımı ördüm. Şurada kestiğimiz yere kesinlikle geçmiyoruz. İki tane zincirimi çekip tığımın başını doluyorum. Dibine değil bir sonraki trabzan arasına batıyorum. Yine arkadan geldim. En son kesme işlemimin yanındaki trabzan arasına kadar ördüm. 2 zincirimi çekiyorum bir atlayıp diğerine batıyorum ve şöyle sayalım bakınız 1 2 3 4 4 tane kesme işlemimizi yaptık diğer yeleğimi alıyorum 1 2 3 4 5 5 tane kesme işlemimizi yaptıktan sonra omuzumuzu yeterli ölçü olana kadar örüyoruz sizler ne kadar istediyseniz toplamda hemen yine sayalım isterseniz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22 sıra olana kadar örmeye devam edelim. 5 defa kesiyoruz. Bu dördüncüydü. Bir tane daha kesip yukarıya doğru ilerleyeceğiz. 22. sıramı ördüm. Bir tane de zincirimi çektim. İpimi buradan keserek ayırıyorum. Evet, şu şekilde yeleğimizin her iki parçasını da Ördük. Bakınız gayet güzel bir çalışma oldu. Evet şimdi şu kısma minik bir ayıcık çalışalım. Ee, boş olmasın. Bakınız bir taraf boş bir taraf çizgiliydi. Ee, şöyle buraya minik bir ayıcığımızı da yapalım. Daha sonra birlikte dikip kenarlarını tığlayalım. Sihirli halka yaparak hemen ayıcığımızın başını çalışalım bir tane zincirimi çekip sıkıştırıyorum bir tane daha çekiyorum İpimi şöyle parmağımdan alıyorum bilmeyen arkadaşlarımız için ve trabzanla doldurmaya başlıyorum 4 tane oldu zincirimizle birlikte toplamda 12 tane trabzanımızı örelim 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 kapatıyorum zincirimden çektiğim trabzanımın tepe noktasına gelerek iki katını da alıyorum ve ilmeğimi geçiriyorum birinci yuvarlağımızı bu şekilde tamamladık 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. İpimi de şöyle arkadan sıkıştıralım. Daha derli toplu olacaktır. Hemen dibine bir tane batıyorum. Ve ipimi de şöyle alttan gizliyorum. Bütün trabzanlarımızı ikişer ikişer örelim. Bir sonrakine batıyorum. Ve ipimi de gizliyorum arkadan. kadar gelelim. Son trabzanıza varana kadar ördüm. Hemen başlangıçtaki zincirimin üzerine gelerek batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Şu şekilde ilmeğimi geçirdim. Bir sonraki trabzanımın üzerine batarak şöyle kaydırıyorum. Bir sonraki trabzanın üzerine batarak ilmeğimi kaydırıyorum. Ve burada bir tane kulak çalışması yapmak istiyorum. Bir, iki, iki tane zincirimi çekiyorum. Aynı yuvaya giriyorum bir trabzan ördüm bir tane iki zincirden sonra ikinci trabzanım üçüncü dördüncü beşinci trabzanımı ördüm tekrar bir iki tane zincir çekiyorum yuva içerisine batıyorum hem kulağımızın başlangıcında iki tane zincir hem de bitişinde arada da beş tane trabzan başımızın üzeri için bir tane ilmeğimi kaydırıyorum İkinci ilmeğimi kaydırıyorum, üçüncü ilmeğimi kaydırıyorum, dördüncüyü kaydırıyorum. Beşincinin içerisine geldikten sonra yine iki tane zincirimizi çekelim ve beş tane trabzanımızı örelim. İki, üç, dört ve beş. İki zincirimi tekrar çektim, yuva içerisine giriyorum. Şöyle iki tane kulağımızı şu şekilde ayımızın çalıştık. Aşağıya doğru ilmeklerimizi kaydırarak ilerleyelim. Başımızın kenarına kadar gelelim. Kenarında bir çerçeve gibi oluyor. Bakınız her birine bir tane ilmek kaydırması yapalım. şuraya başlangıç yerimize kadar geldim. Bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi buradan kesiyorum. Hemen küçük bir baş çalışması yaptık. Ayıcığımızın başını bakınız gayet kolay, hiçbir zorluğu yok. Hemen gözlerini işleyip şu kısma bir de ağız ve papyon çalışması yaptığımız zaman ayıcığımız yeleğimizin üzerinde güzel bir şekilde yerini alacak. Evet şimdi ağız kısmını çalışalım. Sihirli halkamı yapıyorum. 1 2 2 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. 1 2 Toplamda 12 tane trabzanımı zincirimle birlikte halkamın içerisine örüyorum. 2 4 5 6 7 8 9 kalan iplerinizi bu gibi yerlerde değerlendirebilirsiniz. 10 11 ve 12. Alıyorum. Kapatıyorum. İlk zincirimizin bulunduğu noktaya girerek ilmeğimi geçiriyorum. Bir tane yeni zincir attıktan sonra ipimizi buradan kesiyoruz. Zincirimizi çekerek papyonumuzu örmeye başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3, 3. zincir yuvasına girerek batıyorum. 1, 2, 3 defa da alıyorum. Yanındaki trabzanımı zincirime giriyorum. 3 defa da örüyorum. Yanındakini. 1, 2, 3 ve son zincirimi örüyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve birer birer trabzanlarıımı yeniden örmeye başlıyorum ikinci trabzanımın tepesine batıyorum 3. trabzanımı ördüm 4düü 5 trabzanımı ördüm ve 6 trabzanımı da ördüm 1 2 3 çeviriyorum tekrar üçüncü sıra halinde şu anda örmeye devam ediyorum Evet 3 sıra ördüm 1 2 3 4. sırayı da örelim ikinci trabzanın üzerine batıyorum papyonumuzu da 4 sırada tamamladık. Bir tane zincirimi çekip ipimi buradan kesiyorum. Evet hemen papyon elimdeyken papyonumuzdan başlayalım. Şu şekilde tam ortalayalım. Bakınız tam ortalı bir şekilde kırmızı ipimle şöyle bağlıyorum. Ve büküyorum. Fiyonk yapıyorum bakınız. Şöyle elimizle düzelterek en güzel şekliyle yapalım. Ve arkasından bağlayalım. Ağzımızı dikelim. Şöyle kalan iplerimizi hemen kesiyorum. İçeriye şöyle alalım yedirt edebilirsiniz iplerimizi arkadan giriyorum ortalı bir şekilde az ve burun bölümünü çalışacağımız kısmı güzelce dikiyorum Evet. Şimdi hemen siyah ipimi takarak gözümüzü çalışalım. Gözümüzün bir tanesini çalıştım. Hemen diğerini de çalışmaya başlıyorum. Sarma yöntemiyle hem önden hem arkadan aynı şekilde bakınız giriyorum. Ve gözümüzü de uygun bir şekil vererek tamamlıyorum. Şurada hafif bir boşluk kaldı. Orayı da kapamak istiyorum. Evet şimdi gözlerimizi bu şekilde işledikten sonra burnumuzu çalışalım. Batıyorum. Aşağıya doğru geliyorum. Ağzım için hemen kenardan çıkıyorum. Burnumun tam olduğu yere batıyorum. Tekrar şu yan taraftakine karşısına denk gelecek yere göz kararı batıyorum. Ve burnumun hemen altına geçerek ayımızın gözünü, burnunu, ağzını tamamlamış oluyoruz. Hazırlamış olduğumuz papyonumuzu da hemen alarak iç kısma şöyle dikelim ve tamamlanmış olsun. Minik ayımızı da bu şekilde çalıştık. Şimdi kenarlarımızı dikmeye başlayalım. Kenarlarımızı içten dikiyorum. Sizler nasıl kolayınıza gelirse en güzel şekliyle e, dikişimizi yapalım. Tabi herkesin elinin dikiş ayarı farklı. İç kısımdan ya da dıştan birbirlerine karşı gelecek şekilde hem omuzlarımızı hem yanlarımızı dikerek tamamlayalım. İsterseniz tığ da karşılıklı birleştirebilirsiniz. Şöyle bakınız. Ben iç kısımdan yani tersten dikmek istiyorum. Düz yüzlerini birbirine çevirelim. Düz yüzlerini birbirine çevirdim. Aşağıdan alarak dikmeye başlıyorum. Belli olmayacak şekilde sizler aynı şekilde dikerek tamamlayalım. Evet yeleğimize bakınız bu şekilde kenarlarından diktim iç kısımdan diktim ve yeleğim şu anda e, neredeyse kullanılmaya hazır ama kenarlarına da ben sarı rengimle tığlamak istiyorum tığladıktan sonra daha hoş olacaktır Evet şimdi bütün kenarlarımızı sarı rengimizle tığlayalım zincirimi çekerek düğümümü atıyorum ve alt kısımdan şöyle önden başlıyorum. Bir tane zincirimi çektim, düğümümü attım. Tığımın başını doluyorum, tek seferde alıyorum. Tığımın başını doluyorum, diğer ilmeğimize geçiyorum. Tek seferde alıyorum ve iki defa batıyorum. Diğer bir, iki. Her birine ipinizin kalınlığına göre benim griyim birazcık daha sarı rengime göre kalın düştü. O yüzden iki tane çok rahat kaldırıyor. Bakınız. Eğer iki fazla olacaksa bir tane başını dolayıp batarak ilerleyelim. Şöyle görelim. Bakınız. Yukarıya doğru devam ediyorum. Aralarda bir tane de batabilirsiniz. Tamamen örgümüzün durumuna göre ayarlamamızı yapalım. Şimdi ilerleyelim. Evet yeleğimizin yanını örerek geldim. Şöyle ikişer ikişer battım. Şimdi yan kısmımızı da aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Batıyorum bir seferde aldım. Diğer kestiğim yere geçiyorum bir seferde. Aradaki bakınız bölüme geçiyorum bir seferde. Boşluğa giriyorum. Hepsine birer birer batarak ilerleyelim. Şöyle görelim bakınız. Şu kısma giriyorum. Hemen bakın üstteki bölüme giriyorum. Hemen kestiğim bölüme batıyorum. Bir diğerine birer birer batıyorum bütün sıralarımıza. ikinci batıyorum gereken yeri bir iki batarak ilerleyelim bu şekilde bütün köşelerimizi yani kenarlarımızı örelim Evet ensemize kadar geldim şöyle de toparlanmış oldu bakınız gayet güzel bir şekilde toparlandı şimdi yukarıya doğru ilerliyorum Tığımın başını doluyorum her bir trabzan arasına bir defa batıyorum kenarlarımızı, işlemlerimizi tekrar ederek görüyoruz Yakamızda yukarıdan aşağıya inerek örüyorum. Bakınız bir boşluğumuzun içerisine başını dolayarak atıyorum. Bir trabzanımıza, bir boşluğa, trabzanımıza ve bu şekilde yakamızın V'sinin de kenarlarını güzelce örerek tamamladım. Şimdi devam ediyorum. Yeleğimizin etek ucu bölümüne geldik. Alt kısmına. Her bir trabzanımızın arasına birer tane başını dolayarak batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Başını doluyorum. Her trabzan arası tek seferde örüyorum. Başını dolayarak şöyle görelim sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. Bütün trabzanlarımızın arasına birer batarak geldim ve başlangıç noktasındayım. Hemen ilk başlangıç noktama giriyorum. İpimi buradan geçiriyorum. Bir tane zincirimi de çektikten sonra ipimi kesiyorum. Daha sonra kesmiş olduğumuz ipi içeriye gizleyelim. Kolumuzun kenarı içinde aynı çalışmamızı yapalım. Bir tane zincirimi çekiyorum ve kol altından örmeye başlıyorum giriyorum şu şekilde sabitliyorum kendimi tığımın başını dolayarak batıyorum ileriye doğru gidiyorum uygun aralıklarla dilerseniz bir dilerseniz iki batma işlemimizi yaparak ilerleyelim birer birer batıyorum bakınız şimdilik şu şekilde gereken yerlere iki olarak da Örebilirsiniz. Ön kısmı iki defa batmıştım. Daha dolgun istediğim için tabi yine bir defada da örebilirsiniz. Evet şu şekilde. Evet şimdi diğer kolumuzda aynı şekilde yapıp tamamlayalım. Yeleğimizin bütün çevresinin kenar tığlamasını yaptık. Şimdi ön kısımdan bağcık çalışması yaparak tamamlayalım. Umarım beğenmişsinizdir. Çok hoş bir çalışma oldu. Çok çok da kolay. Hemen uç kısmına bir bağcık çalışalım. Bağcık bebeklerde daha rahat olmakta. Bir tane zincirimi çekip düğüm atıyorum. Ve şuradaki bakınız tam dönüşümüzün bulunduğu şu üst kısma giriyorum. Diğer tarafta da şurayı öreceğim. Bakınız girdim. buraya sık iğne ile bağlandım ipimi şöyle gizleyerek bir tane daha zincirimi çekiyorum ve buraya bakın sık iğne ile iki defa batmış oldum ve zincir çekerek devam ediyorum şöyle 20-25 santim kadar göz kararı zincirimizi çekelim diğer karşısına da aynı işlemimizi yapacağız tamamen zevke göre zincirimizi ayarlayalım Dilerseniz tabi düğüme de çalışabilirsiniz. 20 santim kadar zincirimi çektim. Bakınız. Şimdi buraya bir tane minik süsleme yapalım. 1-2-3 4. zincir içerisine gelerek batıyorum. 1-2-3-4 Giriyorum. Uzatıyorum. 1 Uzatıyorum. 2 uzatıyorum. 3. 3 defa uzatarak bir tane fıstık yaptım. Tek seferde çekiyorum. 1 2 3 4. 4 zincirimle gelip aşağıya atıyorum. Tekrar 1 2 3 4 tane zincir çekerek yukarıya çıkıyorum ve yine aynı yere batarak 1 2 3 dilerseniz daha 4 5 olarak da sarabilirsiniz. Tek seferde çekiyorum. 1 2 3 4. Aynı yuvaya batıyorum. 1 2 3 4. 2 tane fıstıktan oluşan çiçeğimizi yaptık. Bakın ne kadar çok doldurursak şunu bir tane fazla doldurduk. Daha büyük oluyor. Daha dolgun yapmak isterseniz 4 5 6 şekliyle de yapabilirsiniz. Yine yuvaya girerek batıyorum. 1. Sarıyorum başını. 2. Sarıyorum. 3. Diğeri gibi bunu da 4 çalışalım. 4. Tek seferde çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Dibine batıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra şuraya kendimizi sabitleyelim. Ve yine bir zincirle kapanışımızı yapalım. İpimizi fıstığımızın içerisine şöyle arkasını çevirerek gizleyelim. Diğer tarafı da Aynı şekilde örelim. Bir tane zincirimizi çekerek başlayalım. Diğer tarafından da bakınız. Şuradan giriyorum. Ve hemen örmeye başlıyorum. Bir tane daha batıyorum sık iğnemle burayı sabitliyorum daha sağlam olması için. Bir zincirimizi çekerek fıstığımızı buraya da yapalım. Bağcıklarımı da bağladıktan sonra yeleğim kullanılmaya hazır hale geldi. Bir çalışmamızı da bu şekilde tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Umarım yeterince dilimin döndüğünce kolay anlatmaya çalışmışımdır. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni videolarımızda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.